Merhabalar, ben olmak, öteki olmak, mesafe koymak, aslında özetle biraz hayır diyebilmek konularını konuşacağız bugün. Bu sefer ben oynayacağım. Neyi? Hayır diyemeyen kişiyi. Hayır diyemeyen kişiyi evet. Sen oynayacaksın. Evet, evet. Niye? Çok örneğim var benim bu konuda. He, çok yaşadığın için mi yoksa? Ya çok böyle kızlar var, aşık olup gözleri kör olan, hayır diyemeyen. Onlarla ilgili bir örneğim var. Vay, evet. Peki. Şöyle yapalım, sen şimdi git, Ceyhun gelsin. Tamam. Biz onunla bir iki hafta önce tanışmışız. Tamam. Böyle onunla bir başlangıç yapalım. Ondan sonra sen benim babam olarak gel. He, tamam, peki. Olur, o zaman yolla beni. Tamam, hadi. Oh. Ne oldu Ceyhun? Ya canım sıkkın biraz Irmak'cığım ya. Saçma sapan bir işe bulaştım. Nasıl çıkacağım bilmiyorum da yani. Ne oldu ki? Ya benim bir arkadaşım vardı, yakında bir arkadaşım. Bir miktar borcu vardı, ödeyemedi falan. Destek istedi. Ben de yani yardımcı olayım diye kredi çektim. Bir miktarını ödedik ama şimdi çocuk geri ödeme yaparken zorlanıyor. Bu sefer bana kaldı borç. Ya işte yani, büyüklerimiz de diyor hep dikkat edin diye değil mi? Ya oldu bir kere artık yani. Şimdi bizimkiler duyarsa çok üzülecekler, sıkıntıya girecekler. Nasıl yaparım diye düşünüyorum. Ya bir şekilde Irmak çözmemiz lazım bizim bu olayı. Çözmemiz derken bir çözüm yolu mu buldun? Ya benim aklımda bir şey var aslında. Sen kredi kartı çok kullanıyorsun değil mi? Hı hı. Düzenli ödüyorsun onları. Tabii tabii. Babam da ben de çok hassasız çünkü o konuda. Babam çok kızar öyle şeylere. Düzenli öderiz. Aksatma onlara dikkat et. Düzenli ödemen iyi bir şey. O zaman senin KKB'n yüksektir. Neyi? Kredi notun. Yani sana kredi kolay çıkar. Hı, kredi borcunu düzenli ödüyorsan. Ya Irmak şöyle bir şey yapsak mı? Yani sen kredi çeksen. Onu ben arkadaşıma şey yapsam, o şekilde kapatsak çünkü çok zorda kaldım ya. Ceyhun babam keser beni. Ya haberi olmaz hiç merak etme. Öyle çok bir miktarı değil zaten. 20 bin lira gibi bir şey. Yani 2 senede falan öderiz. Ayda 1000 lira 1000 lira ben sana gönderirim sürekli. Ama bilemedim ki şimdi Ceyhun'u ya ne desem şey yapmadım. Valla açıkçası ne bileyim ya kabul etmezsem biraz üzülürüm yani. Ya üzülür müsün? Yani, tabii bana güvenmediğini düşünürüm. Ödeyeceğim sonuçta ben sana. Yok yok öyle düşünme güvenmiyor gibi değil yani. Yanlış anlama sakın. Şey yaparız o zaman yalnız eve ekstrenin gelmemesi lazım. Tamam tamam bana gelecek zaten onlar sen merak etme yani şey için. O zaman ben o şekilde arkadaşımla iletişime geçiyorum tamam. Tamam ama bak Ceyhun sakın unutma düzenli ödeyeceksin canım, tamam mı? Canım merak etme unutmam ben böyle bir şeyi. Tamam yani, peki. Şey, tamam çok teşekkür ederim. Rica tamam ben ederim. De kaçayım müsaadeni isteyeyim. Tamam. Tamam. Şimdi babam mı oldum? Evet. Bir şey söyleyeceğim böyle mi oluyor ya? Vallahi oluyor. Benim şahit olduğum çok var. Yani her zaman kötü niyetli de olmuyor ama oluyor. Evet. Bazen şey oluyor. İcra eve geliyor. Baba öyle öğreniyor. O zaman ben şimdi icrayı öğrenmiş baba olarak seni kolaylamayı mı oynayacağım? Tamam. Çok heveslendi. Bana çok güzel bir rol yazmış. Tamam hadi. Tamam peki. Irmak bu ne? Ne oldu baba? Irmak bir kağıt gelmiş eve. Kağıtta senin adın, soyadın, TC kimliğin, ikamet adresin olarak tabii burası. Var ve bir krediden bahsediyor ve ödenmemiş taksitler yüzünden bir icra kağıdı. Yok hiç şey ıkmık yapma mıkıldama. Sen bizden gizli kredi mi çektin? Baba aslında açıklayabilirim o şey değil benimle alakalı bir şey. Kızım ne lazım oldu sana neyin eksik ne anlamadım ben yok, ya. Yok babacığım bir arkadaşımın ihtiyacı oldu. Hayır mı deseydim yardım etmese miydim baba? Ya Irmak yardım yani... Arkadaşlarına yardım edebilirsin ama kendi imkanların doğrultusunda etmelisin. Yani sonuçta arkadaşlar, yani ne kadar arkadaş da olsanız o onun sorumluluğu, sen ise sensin. Babacığım, kötü niyetli birisi değil, ayrıca şey mahcup da oldu zaten. Valla Irmak, ben zaten arkadaşını dolandırıcı demedim. Yani sonuçta benim de duyduğum şeyler oluyor. Evet, iyi niyetli birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz ama senin yaptığın bu şeyin adı yardım değil. Bak, şöyle düşün. Senin harçlıklarından kenara ayırmış olduğun, tasarruf etmiş olduğun bir para olsaydı ve sen arkadaşına bu imkanların doğrultusunda zaten olan bir para üstünden kendinden tamamen fedakarlık yapıp bu riski göze alsaydın bu bile bir nebze açıklanabilir bir şey olacaktı. Yardım olacaktı bu. Ama sen ne yaptın? Sende öyle bir para yok ki. Yani senin öyle bir paran yok. Sen olmayan paranın altına girdin. Aslında ne yaptınız? Onun üstündeki sorunu aynen senin üstüne transfer ettiniz. Yani o ne yapalım? Şimdi senin başka bir arkadaşın da kredi çekip sana versin. Ondan ona, ondan ona. En son bir yerde artık nerede patlarsa. Yani demek istediğim bu bir yardım değil. Bu artık birbirinizin alanlarına girmiş oluyorsunuz. Halbuki yani onun sorumluluk alanı. Bunu üstlenmesi lazım.
Sen manevi olarak yanında olurdun, destek olurdun veya vesaire vesaire. Ama bu, şu yaptığınız şey çok yanlış. Irmak. Evet, haklısın baba. Bak, iyi niyetle bazen evet demek zorunda hissediyoruz kendimizi. Ama olacak şey var, olmayacak şey var. Bu evet, hayır diyemediğim bir arkadaşımdı. Evet, ama şimdi bu noktada hayır demenin arkadaşlıkla ilgisi yok. Bu durum bunu gerektiriyor. Yani bunu anlayacaktır. Anlamıyorsa zaten orada başka sorunlar var demektir. Yani sen burada yanlış bir karar vermişsin ve maalesef bizi de üzdün. O yüzden ben ne yapacağım biliyor musun? Seni icra memurlarına vereceğim. Sen git şubede seni temizlik yaptırsınlar. Banka şubesinin camlarını filan sil öde. Tamam baba. Şubelere temizlik. Yalnız çeşitlendirebiliriz biz bu örneği. Evet, başka nasıl olabilir mesela? Bak şimdi. İlker, bu akşam yemeğe gidelim mi? Irmak, ya çok isterdim. Yarın akşam gidelim. Çünkü bu akşam benim ders çalışmam lazım. Yarın finalim var ve o dersten kalırım. Direkt kalırım yani. Sen beni sevmiyorsun. Irmak, buradan bunu mu çıkardın? Diyorum ki bak, yarın final var. Bak şimdi çalışamadım da biliyorsun, hafta sonu part-time işe gittim. Ya tamam İlker, tamam. Sen beni sevmiyorsun. Ben anladım. Ben gidiyorum. Nereye şimdi? Bir dakika. Yarın gidiyor muyuz yemeğe, gitmiyor muyuz? Bilemiyorum İlker'cim. Bu hafta yoğun bir haftam benim. Peki tamam. Tamam. Akşam 7'de alayım. Yaşasın. 7.30 ama ancak hazırlanırım. Ne yiyeceksin 7.30'a kadar? 3-5 saat var ya. Tamam peki. Allah. Ne oldu şimdi? Kaldın, ne olacak? Jim Carrey'in Evet filmini izledin mi? Aha. Jim Carrey'in Evet filmi hep evet demenin üstüne bir film ya. Mesela o film tabii bir espriyle hep evet deme üzerinden yürüyen bir film. Ancak yani hem izleyenlerimize de söylemiş olalım, mutlaka izleyin, çok da güzel bir film. Ama o filmde bile her zaman evet demenin ne kadar zor olduğunu hissediyorsun. Maalesef hayatta evet diyebileceğimiz kadar hayır dememiz gereken şeyler de var. Her şeyin sınırı var yani. Her şeyin sınırı var ve her şey tadında güzel. Evet. Özetle şu kararı vermemiz lazım net olarak. Bu durum şu an akla mantığa uymuyor. Yani bu olmaz. Karşı taraf kırılsa da olmaz, kırılmasa da olmaz. Bu kararı net verip artık o kararın arkasında durmayı gerektiriyor hayır demek. Yoksa her şeye de hayır diyecek halimiz yok. Tabii ki esneklik vesaire, o başka bir şey. O zaman efendim, her şey tadında güzel diyoruz. Hoşça kalın.